Aşağıda bir matematik öğretmeninin sınıf tahtasına yazdıklarını görmektesiniz. Buna göre aşağıdakilerin hangisine verilen cevaplar boşlukları doğru dolduran bir öğrenciye aittir? Bize verilen tahtaya baktığımızda yukarıdaki eşitlikte K orantı sabitidir. Eşitliğe göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. A ile 3 doğru orantılı çokluklar bölme işlemi şeklinde yazılır. Ters orantılı çokluklar çarpma işlemi şeklinde yazılır. Dolayısıyla A ile 3 doğru orantılı. B ile 5 bölme işlemi şeklinde yazıldığı için doğru orantılı. 7 ile C çarpma işlemi şeklinde yazıldığı için ters orantılıdır. Yani doğru, doğru, ters. Bunu veren ifade D şıkkında, cevap D. 10 okulun 3 öğrencilik birer grupla temsil edildiği bir matematik yarışmasında puanlama aşağıdaki gibidir. Her bir sorunun puan değeri aynıdır. Soruyu doğru yapan okullar bu puanı eşit olarak paylaşır. Örneğin her bir sorunun 180 puan değerinde olduğunu varsayalım. Eğer bir soruyu 3 okul doğru bilirse bu okulların her biri 180 bölü 3'ten 60 puan, 9 okul doğru bilirse bu okulların her biri 180 bölü 9'dan 20 puan alır. Bu yarışmada 3. soruyu 8 okul doğru bilmiş ve bu okulların her biri 315 puan almıştır. Buna göre 4. soruyu doğru bilen 5 okulun her biri kaç puan alır? Bize verilen bilgiye göre soruyu bilen okul sayısı arttıkça aldıkları puan sayısı, puan değeri azalacak. Çünkü her sorunun değeri aynı olduğu için ve soruyu doğru yapan okulların bu puanı eşit olarak paylaştığı biliniyor. Dolayısıyla soru puanı eşit olduğu için her soru için soru yapan okul sayısı arttıkça aldıkları puan azalacak. 8 okul soruyu doğru bildiğinde 315 puan alıyorsa her biri, 5 okul doğru bildiğinde kaç puan alır diyelim? Okul sayısı, soruyu bilen okul sayısı azalırsa alınan puan sayısı artacak. Dolayısıyla burada ters orantı var. Karşılıklı çarpım yaparız. 8 çarpı 315 eşittir 5x. Her iki tarafı 5 ile böldüğümüzde 315 bölü 5 63 olur. 8 çarpı 63 eşittir x 504 puan olarak bulunur. Bunu şöyle de yapabiliriz. 8 okulun her biri 315 puan alıyorsa soru değeri 8 çarpı 300. A bölü B eşittir C bölü D orantısında D'ye A, B ve C sayılarıyla dördüncü orantılı sayı denir. Örneğin 6 bölü 8, 8 bölü 12. Buradaki dördüncü orantılı sayı 12'dir. 6, 8 ve 9 sayılarıyla dördüncü orantılı olan sayı 12. Buna göre 8, 12 ve 30 sayılarıyla dördüncü orantılı sayı aşağıdakilerden hangisidir? 8 bölü 12 eşittir 30 bölü x diyelim. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak 8 çarpı x eşittir 12 çarpı 30. 8x eşittir 360. Her iki tarafı 8 ile sadeleştirirsek x eşittir 45 olarak bulunur. Yani dördüncü orantılı sayı 45'tir. Cevap C. Birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir musluk bir havuzun 4 bölü 5'ini 24 dakikada dolduruyor. Buna göre bu musluk havuzun 2 bölü 3'ünü kaç dakikada doldurur? Yukarıdaki soru ve cevabı için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bize verilen bilgilere göre bir havuzun 4 bölü 5'i 24 dakikada doluyor. Yani havuzumuz 5 parçaya böldüğümüzde 4 parçası 24 dakikada doluyorsa bir parçası 6 dakikada dolar. 5 parçası yani tamamı 6 çarpı 5'ten 30 dakikada dolar. Bu havuzun 2 bölü 3'ü yani 30 dakikada tamamı doluyorsa 2 bölü 3'ünü 30'un 2 bölü 3'ü dakikada dolduracağız. 30 çarpı 2 60, 3'e bölersek 20 dakikada doldurur. İfadelerimize baktığımızda 24 dakikadan daha az sürede doldurur. Evet, 20 dakikada daha az sürede, bu ifademiz doğru. Bu sorudaki çokluklar doğru orantılıdır.
Dolacak kısım azaldıkça dolma süresi azalır. Dolacak kısım arttıkça dolma süresi artar. Dolayısıyla doğru orantılıdır. Doğru. 24 dakikadan daha fazla sürede doldurur. Yanlış. Bu sorudaki çokluklar ters orantılıdır. Yanlış. Doğru. 72 santimetre uzunluğundaki teli A ve B ile doğru orantılı olacak şekilde iki parça ayırınız. Aşağıda 4 öğrencinin A ve B yerine 2 doğal sayı yazarak buldukları parça uzunlukları verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin A ve B yerine yazdığı sayılar için bulduğu parça uzunlukları yanlıştır. Bize verilen bilgilere göre 72 cm uzunluğunda bir telimiz var. A ve B ile doğru orantılı olacak şekilde iki parça ayırıyoruz. Bizden istenen hangi öğrencinin A ve B yerine yazdığı sayılar için bulduğu parça uzunluklarının yanlış olduğu. Ahmet birinci parça yani A için 1, B için 5 demiş. Dolayısıyla birinci parçamız 1x, ikinci parçamız 5x. Topladığımızda 6x'lik parça 72 cm'lik telin uzunluğuna eşit olacak. Buradan x eşittir 12 olarak bulunur. 12 kere 1, 12 birinci parça. 12 kere 5, 60 ikinci parça doğru oluyor. Cemil'e bakalım. Birinci parça için yani A 3 ile orantılı ise 3x. B 5 ile orantılı ise 5x. 3x artı 5x'ten toplam uzunluk 8x 72'ye eşit. Buradan x 9 olur. 9 kere 3, 27 birinci parça. 9 kere 5, 45 ikinci parça. 5x A 5 ile orantılı Derya için. B 7 ile orantılı. Emre bir proje ödevi için aşağıdaki afişi hazırlamıştır. Orantı bizi orantıya getirmiş. Bir paket, torba veya poşet ve benzeri içindeki ürün miktarı arttıkça ürünün birim fiyatında azalma olur. Bir markette şekerler 2 reyonda satışa sunulmuştur. Birinci reyonda sadece 1 kilogramlık, ikinci reyonda ise 1 kilogramlık, 2 kilogramlık, 3 kilogramlık ve 5 kilogramlık şeker poşetleri satılmaktadır. Emre bu markette birinci reyondan 12 poşet şeker almıştır. İkinci reyona geldiğinde fiyatları incelemiş, en ekonomik olacak şekilde poşetleri değiştirmiş ve yine aynı miktarda şeker almıştır. Buna göre Emre'nin kaç TL'lik avantajı olmuştur? Öncelikle bize verilen bilgiye göre birim fiyatlarını bulalım şekerlerin. Pare şeker 1 kilogramı 7 tam %60 TL. Yani 1 kilogramlık ürün 7 tam %60 TL. 2 kilogramlık paketin 1 kilogramı 14 tam %90'ı 2'ye böldüğümüzde 7 tam %45 TL. 3 kilogramlık şeker 21 tam %75 ise 1 kilogramının fiyatı 21 tam %75'i 3'e böldüğümüzde 7 tam %25 TL. 5 kilogramlık şeker 35 TL ise 1 kilogramı 35 bölü 5'ten 7 TL olarak bulunur. Dolayısıyla kilo arttıkça birim fiyat azalıyor. Birinci reyondan 12 poşet şeker almış. Yani 12 tane 1 kilogramlık şeker aldığına göre 12 kilogramlık şeker almış. En ekonomik olacak şekilde poşetleri değiştirecek ikinci reyondan. Dolayısıyla en ekonomik olan 5 kilogramlık şeker. 12 kilogram şeker alması için 2 tane 5 kilogram alabiliriz. Bir tane de 2 kilogramlık şeker alırız. 5 kilogramlık şeker 7 TL.
Uluslararası kodu ABC ve DEF olan iki ülke para biriminin ardışık 6 gündeki TL cinsinden değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Buna göre hangi ardışık 3 günde ABC ve DEF para birimlerinin TL karşılıkları orantılıdır? Birinci gün 1 DEF 6 tam 10'da 2 TL. Bizden istenen ardışık olarak hangi 3 günde ABC ve DEF para birimlerinin TL karşılıklarının orantılı olduğu? İkinci güne baktığımızda 12 tam %50, 6 tam %25 oranımız 2 bölü 1. Üçüncü gün 13 tam %50 eksik olan basamağa bir tane sıfır ekledik. 13 tam %50, 6 tam %75 oranladığımızda 2 bölü 1. Üçüncü gün 14 tam %4, 7 tam %2 oranladığımızda 2 bölü 1. Dolayısıyla ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün ardışık 3 günde TL karşılıkları. Suzan doğum gününü arkadaşlarını davet etmiş ve parti öncesi yemek için belirli sayıda lahmacun sipariş vermiştir. Suzan ve davete katılan arkadaşlarının her biri eşit miktarda lahmacun yemiştir. Buna göre davete farklı sayıda kişinin katılması durumunda lahmacun yiyen kişi sayısı ile kişi başına düşen lahmacun miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bize verilen bilgiye göre parti öncesi yemek için belirli sayıda lahmacun siparişi verilmiş. Lahmacun miktarı sabit. Davete katılan arkadaşlarının her biri eşit miktarda lahmacun yiyecek. Davete farklı sayıda kişinin katılması durumunda lahmacun yiyen kişi sayısı ile kişi başına düşen lahmacun miktarı için hangisi söylenebilir diyor. Lahmacun 20 tane söylensin. Örnek bu durum için yorum yapalım. 20 tane lahmacunumuz var. Ve davete katılacak kişi sayısı için 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi ya da 20 kişi diyelim. Kişi başına düşen lahmacun miktarı. Eğer 4 kişi katılırsa 20 tane lahmacunu 4 kişiye dağıttığımızda kişi başı 5 lahmacun. 5 kişi katılırsa davete 20'yi 5'e böldüğümüzde kişi başı 4 lahmacun. 10 kişi katılırsa davete 20'yi 10'a böldüğümüzde kişi başı 2 lahmacun. 20 kişi katılırsa davete 20'yi 20'ye böldüğümüzde kişi başı 1 tane lahmacun. Kişi sayısı arttıkça kişi başına düşen lahmacun miktarı azalıyor. Dolayısıyla birimlerden birisi artarken diğeri azaldığı için burada ters orantı vardır. Yani ters orantı. Üstlü bir ifadenin tekrar üstü alınırken üstler çarpılır ve aynı tabana üs olarak yazılır. Aşağıda bir A tam sayısının n'inci kuvvetinin m'inci kuvveti ifade edilmiştir. Yani A üssü N üssü M hem A'nın hem de üssü ifadenin değeri aynı kalmak şartıyla N ve M değerleri değiştirilebiliyor. Buna göre N ve M değerleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mesela 2 üssü 12 ifadesi için 2 üssü 12'de A üssü N üssü M ifadesinde taban aynı kalacak yani A2, 2 üssü N üssü M ifadesinde üssün üssü alınırken üsler çarpılıyor. Dolayısıyla 2 üssü 12 eşittir 2 üssü N çarpı M diyebiliriz. Yani N ile M'yi çarptığımızda bize 12'yi vermeli. N çarpı M eşittir 12 ise N'ye 1 dediğimizde M 12 olur. Çünkü N ile M 12'nin çarpanları. N'ye 2 dediğimizde M 6 olur. N'ye 3 dediğimizde M 4 olur. N'ye 4 dediğimizde M 3 olur. N'ye 6 dediğimizde M 2 olur. N'ye 12 dediğimizde M 1 olur. Dolayısıyla N'nin değeri arttıkça M'nin değeri azalıyor. Değişkenlerden birisi artarken Hakan bir orantı sabiti belirleyerek iç açılarının ölçüleri 3 farklı rakam ile doğru orantılı olacak şekilde aşağıdaki ABC üçgenini çizmiştir. Buna göre Hakan'ın belirlediği orantı sabiti aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda A açısı 84 derece, B açısı 60 derece, üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derece olduğuna göre C açısını bulabiliriz. 84 ile 60'ı topladığımızda 144, 180'den 144 çıkardığımızda geriye kalan açı 36 derece olarak bulunur. Yani C açısı 36 derece. Dolayısıyla 84 derecelik A açısı
60 derecelik B açısı, 36 derecelik C açısını bölebileceğimiz ortak bir sayı 12 var. 84'ü 12'ye böleriz, 60'ı 12'ye böleriz, 36'yı 12'ye bölebiliriz. Yani A açısı 7 ile orantılı, B açısı 5 ile orantılı, C açısı da 3 ile orantılı ve bunların orantı sabiti 12 olduğunda A bölü 7 12 eşitse A 84'ü, B bölü 5 12 eşitse B 60'ı, C bölü 3 12 eşitse C 36'yı verir bize. Aşağıda 1, 2, 3 ve 4 rakamlarıyla numaralandırılan dikdörtgen şeklinde karton çiftleri verilmiştir. Buna göre hangisine verilen karton çiftlerinin karşılıklı kenar uzunlukları orantılı değildir? İki dikdörtgen çiftinin karşılıklı kenar uzunluklarının orantılı olabilmesi için kısa kenarıyla kısa kenar oranının uzun kenarıyla uzun kenarın oranına eşit olması lazım. Birinci dikdörtgen çiftimizde kısa kenar 10, kısa kenar 4, oranımız 10 bölü 4. Uzun kenar 15, uzun kenar 6, 15 bölü 6 oranı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 çarpı 6 eşittir 15 çarpı 4, 60 eşittir 60, yani bir orantı vardır. İkinci dikdörtgen çiftine baktığımızda kısa kenar 2, kısa kenar 3, 2 bölü 3, uzun kenar 10, uzun kenar 15, 10 bölü 15. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 30 eşittir 30. Burada da orantı vardır. Üçüncü dikdörtgen çiftine baktığımızda kısa kenar 12, kısa kenar 8, 12 bölü 8, uzun kenar 15, uzun kenar 10, 15 bölü 10. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 12 çarpı 10, 8 çarpı 15, 120 eşittir 120. Burada da orantı vardır. Dördüncü dikdörtgen çiftine baktığımızda kısa kenar 20, kısa kenar 8, 20 bölü 8, uzun kenar 25, uzun kenar 15, 25 bölü 15, içler dışlar çarpımı yaptığımızda 20 çarpı 15, 8 çarpı 25, 300 eşit değildir, 200 olur. Dolayısıyla burada eşitlik olmadığı için orantılı değildir. Dördüncü dikdörtgen çifti, cevap D. Aşağıda doğru ya da ters orantılı A ile B ve C ile D çoklukları için bazı değerler verilmiştir. Buna göre X artı Y kaçtır? Bize verilen bilgilere göre doğru ya da ters orantılı olan A ile B ve C ile D çoklukları için bazı değerler verilmiş. Bizden X artı Y isteniyor. A ile B'nin değerlerine baktığımızda A'nın değeri arttıkça B'nin değeri azalmış. Dolayısıyla burada ters orantı var ve ters orantıda karşılıklı çarpım yaparız. 2 çarpı 20, 2 tam onda 5 çarpı 6, 2 çarpı 20, 40, 2 tam onda 5 çarpı 6, 16, 40. Yani burada orantı sabitimiz 40. Dolayısıyla 8 çarpı x eşittir orantı sabitimiz 40'ı vermek zorunda. Her iki tarafı 8 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 5 olarak bulunur. C ile D'ye baktığımızda C'nin değeri arttıkça D'nin değeri de artıyor. Dolayısıyla burada doğru orantı var. 4 bölü 6, 6 bölü 9. Orantı sabitimiz 4 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 olarak bulunuyor. Dolayısıyla burada da 2 bölü 3. Yani Y bölü 30'da orantı sabitimizin 2 bölü 3 olması gerekiyor. 3, 30 olmuş. 10 ile genişletmişiz. 2'yi de 10 ile genişlettiğimizde Y'nin alacağı değer de 20 olarak bulunur. Dolayısıyla X 5, Y 20, X artı Y eşittir 25 olarak bulunur. Cevap A. X artı 2 ile Y eksi 3 ters orantılıdır. X eşittir 2 iken Y 6 olmaktadır. Buna göre X eşittir 4 iken Y kaç olur? X artı 2 ile Y eksi 3 ters orantılı ise ters orantılı çokluklar çarpma işlem şeklinde yazılır. Yani X artı 2 çarpı Y eksi 3 eşittir K orantı sabitimiz. X 2, X'in yerine 2 yazalım. Y 6, Y'nin yerine 6 yazalım. Yani 2 artı 2 çarpı 6 eksi 3, 4 çarpı 3'ten orantı sabitimiz 12 olarak bulunur. Dolayısıyla X 4 iken Y kaç? 4 artı 2 çarpı Y eksi 3 eşittir 12. 4 artı 2, 6. 6 kere Y eksi 3,
eşittir 12. Her iki tarafı 6 ile sadeleştirdiğimizde y eksi 3 eşittir 2 olarak bulunur. Eksi 3'ü eşitliğin sağ tarafına gönderirsek artı 3. Buradan da y eşittir 2 artı 3'ten 5 olarak bulunur. Cevap D. Aşağıda Cemre'nin çözümü doğru yaptığı iki soru verilmiştir. Buna göre Cemre'nin bulduğu B ve D sayılarının toplamı kaçtır? Bize verilen bilgiye baktığımızda K orantı sabit olmak üzere X ile Y doğru orantılı ise doğru orantılı çokluklar bölme şeklinde yazılır. X bölü Y eşittir K. X ile Y ters orantılı ise ters orantılı çokluklar çarpım şeklinde yazılır. X çarpı Y eşittir K olur. Buna göre A ile B doğru orantılı, yani A eşittir 2 iken B 5 oluyorsa 2 bölü 5 eşittir A 8 bölü B. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2B eşittir 5 kere 8 40. Her iki tarafı 2 ile böldüğümüzde B eşittir 20 olarak bulunur. Soru 2'ye baktığımızda C ile D ters orantılı, yani C 12 D 5. Ters orantılı çokluklar çarpma işlemi şeklinde yazılır. 12 çarpı 5 eşittir C 3 çarpı D. 12 çarpı 5 60 eşittir 3D. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde D eşittir 20 olarak bulunur. Dolayısıyla B ve D sayılarının toplamı 20 artı 20'den 40'a eşittir. Cevap C. 1 orantı probleminde 2'den fazla çokluktan bahsedilebilir. Halı dokuma atölyesinde aynı kapasiteyle çalışan 6 işçi günde 8'er saat çalışarak 10 günde 1440 metrekare halıyı dokuyor. Buna göre aynı hızda çalışan 8 işçi günde 5'er saat çalışarak 2400 metrekare halıyı kaç günde dokur? Yukarıda verilen problemde bahsedilen çokluklar şunlardır. İşçi sayısı, günlük çalışma süresi, işin bitme süresi ve dokunan halı miktarı. Verilenlere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi, o seçenekte verilmeyen diğer iki çokluk sabit düşünüldüğünde yanlıştır demiş. 6 işçi günde 8'er saat çalışarak 10 günde 1440 metrekare halıyı dokuyor. Dolayısıyla 8 işçi günde 5'er saat çalışarak 2400 metrekare halıyı kaç günde dokur? Bu ifadeye baktığımızda normalde 6 işçi günde 8 saat çalıştığında toplamda 48 saat çalışırlar ve 10 günde 480 saat çalışmış olurlar. 1440 metrekare halı için. Dolayısıyla 8 işçi 1440 metrekare halı 480 saatte bitiyorsa 2400 metrekare halı kaç saatte biter? Bunu bulalım. 1440'ın 3'te 1'i 480, 2400'ün 3'te 1'i 800 saat yapar. Yani 8 işçi günde 5'er saat çalışarak 800 saat çalışacaklar. 800'ü 8'e böldüğümüzde 1 işçi toplamda 100 saat çalışacak. Günde 5 saat çalışıyorsa 100'ü 5'e böldüğümüzde 20 günde iş bitecek. Dolayısıyla işçi sayısı ile dokunan halı miktarı doğru orantılıdır. Doğru. İşçi sayısı arttıkça dokunan halı miktarı artar ya da işçi sayısı azaldıkça dokunan halı miktarı azalır. Doğru orantılı ifadesi doğru. İşçi sayısı ile işin bitme süresi ters orantılıdır. İşçi sayısı artarsa işin bitme süresi azalır ya da işçi sayısı azalırsa işin bitme süresi artar. Ters orantılıdır ifadesi doğru. D şıkkına baktığımızda günlük çalışma süresi ile dokunan halı miktarı doğru orantılıdır. Günlük çalışma süresini artırdıkça dokunan halı miktarı artar. Günlük çalışma süresini azalttıkça dokunan halı miktarı azalır. Dolayısıyla doğru orantılıdır ifadesi doğru. C şıkkına baktığımızda günlük çalışma süresi ile işin bitme süresi doğru orantılıdır. Günlük çalışma süresini artırdığımızda işin bitme süresi azalır. Günlük çalışma süresini azalttığımızda işin bitme süresi artar. Dolayısıyla doğru orantılıdır ifadesi yanlış. Ters orantılıdır. Cevap C.